diye. Kızlar evine gidebilir miyiz? Evet, kızlar evine gidebilir miyiz? Hediye vereceğiz de. Evet. Süper. Seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Yüzüne de söyleyebileceğiniz bilgi aktarım. Aynen, böyle. Yüzüne söyleyebileceğiniz bilgi aktarım arkadaşlar lütfen. Bunu yapıyoruz dedim ya da Murat geliyor, yukarı şöyle baktık. Kim o? Kimler gelmiş? Kızlar ben yine yok oluyorum herhalde. Merhabalar arkadaşlar. Rümeysa abla. Hoş geldiniz. Sen hiçbir şey söyleyeceğim, özüne dön. Dön şu özüne. Tam vallahi özüme. Şu an özümde değil miyim? Ben şu an özümde değilse Yavrum ne haber? İyi, senden ne haber? Oturayım mı? Edemeyeceğim seni. 10. Belli'de. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Öpmüş kalın. Dur şimdi bırakayım. İyi, keyifler nasıl? Geliyorum. Efendim Oğuzhan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle bir hediyem var sana. Haydi. Ama söylemişti bana. Geçenki kabalığımdan dolayı özür diliyorum senden. Söylemişti bana. Yapmamam gereken, söylememem gereken bir gülü bekliyor musun? Kelime söyledim. Evet. Bu yüzden özür dilerim. Affetmeni rica ederim. Teşekkür ederim, tamam. Yani tamam, aramızdaki olayı kadar çözdük artık. Evet. İyi yani, teşekkür ona ederim göre. Bu kadar incisi. Bana laf atıyorsun ama. O çok yanlış. Çok bağırdı. O çok yanlış zaten. Çünkü hem o bağırdı ya, sadece o Leyla bağırsa benim için sıkıntı değil. Gene ama sonra oradan Yeliz de bağırdı. Sen yanlışa yanlış da gittin. Tabii orada haklısın ama Leyla zaten istediyorum yapsın özgür. Yani herkes ben özgür. Leyla'yı zaten dinlerim de. Leyla'yı seviyorum da kızlar evinde. Çünkü dürüst iyi kız ama çok bağırdı. Bir de yanımızdayız evet. Ya ekstra bana şey geldi. Tamam Leyla bağırsa önemli değil ama Yeliz de oradan atladı. Hatırlıyorsun Yeliz de bağırdı. İkisi de bir olunca benim de bağırmam lazım ki sussun. Yani sana da söyledim. Sen de orada susturamadın Leyla'yı. Yani sesini en azından indiremedin. Orada bir birikmişlikle işte Leyla'nın ve aynı zamanda işte Yeliz'in belki birikmişliği oldu da bu kadar yükseldin ama orada dediğim gibi haklıydı Leyla. Yükselerek haksız pozisyona düşmüş olabilir. Fakat senin genel olarak bu şekilde tavrın yanlıştı bana göre. Ya işte kızlar orada, çok bağırıyor. Ben genel olarak böyle araya giren çok hani nerelerde daha çok araya girerim? Böyle olaylarda daha çok araya girerim. Ama Leyla'dan orada bir şey demesine kızmıyorum zaten. Hı-hı. Yani bir şey değil. Sadece işte çok yükseliyor bazen. Normalde bu konuşmayı ben yapmazdım. Fakat hani orada belli bir çizgi aşılırsa orada artık benim müdahale etmem gerekiyor. Bana göre yanlış bir hareket olduğunu düşünüyorum. Sana göre doğru olabilir ama saygı çerçevesini bozmamak gerekiyor. Orada ne Leyla'nın beni arada bırakması gerekiyor ne senin beni orada bırakman gerekiyor. O yüzden senden önceliğinde bir konuşma yapmak istedim. Bilgin olsun. Ne haber? İyi. Niye sadece yorgunum. Basit iyi? Biz de yorgunuz. Siz özledin mi beni? Özledim de seni. Özledim. Heh. Yalandan bir özledim duymak istemiyorum ama. Ama sen de kız başlığı yavaştan yavaştan. Sen söyledikten sonra söylesem ama yarın attırımı sorsan ne olur demiş. Şey bugün hevesimi kırdın bir kere. Ondaki ben söylediğim için değil. Biraz daha motive, biraz daha. Biraz daha motive mi? Bu içindeki hissiyatlar bu. Sen benimle konuş, ben onu dilimden hiç inanmıyorum şu an sana, biliyor musun? Konuşur. Bak orada bir kıvılcım yani. Çok farklı yerlere gidebilirdi. Evet, ama senin de işte ona birazcık söylemen ben lazım. Ben onunla konuşacağım zaten. Eğer gidersem hani bu konuyu şu an ben mesela nasıl sana geliyorsam merak etme, ona da gideceğim. Ki böyle konuşursa ben zaten konuşurum, biliyorsun beni. Ben yükselmeden kimse yükselmem. Ya o konuda şeyim, Leyla da sevdiğim biri zaten. Sen söylersin böyle bir şeyi zaten. O da anlayışla karşılayacağını düşünüyorum. Karşılayacak yani. Çünkü orada özellikle ben varken bu kadar yükselmemesi gerekiyor. Senin de aynı şekilde. Ama konu ne olursa olsun. Ki hani ben ama hiçbir zaman ilk başta yükselen taraf ben değilim böyle şeyler, biliyorsun. Tanışma yolundayım. Hani o yüzden onu ekstra koruyorum diye bir şey yok. Ben çünkü mesela yok, sen burada objektif bakıyorsun, objektif ona bakıyorum. Çünkü 2-3 tane konu oldu. Mesela Rümeysa ile Ozan hakkında ben Leyla'ya katılmıyorum da dedim. Hani senin yok, bu açını ben, biliyorum senin. Bu aynen, konularda objektif olduğun tarafı biliyorum. Yorumumu yaparım. Sıkıntı yok. Biliyorsun. Öyle konuşmak istiyorum. Yok, inanıyorum sana. Sıkıntı yok. Eyvallah, eyvallah. Konuştuğun için teşekkür ederim. Eyvallah. Sıkıntı yok. Bunu Leyla'ya da söylersin. Leyla da anlayışlı kadın. Anlar zaten. Eyvallah. Benim var mı sıkıntı? Yani birine bırak, kritik bir günde sen birine gevşek adamla demek ortalığı alevlendirir. Bu bunu mesela bunu bir şey diyeceğim. Bunu sana Ozan bunu sana böyle bir şey deseydi, gevşek deseydi ben aynı şekilde Ozan'a da derdim deme diye. Ben burada insana ayırmıyorum. Beni çok çok da iyi biliyorsun Mr. sen. Bana kendi anladım kişisel olarak bunu aldın ama aynı şeyi Mert'e söyleseydin kanka. Aynı şeyi Mert için de yapar. Neler varsayımlarla gidiyoruz da varsayımların ne kadar sana, doğruluğunu bilemez. Veya şöyle, diyeyim sana, aynı şeyi sana Mert deseydi ben Mert'e de derdim gevşek. Ya şu zaten son gün daha kullanamadım. Gerçekten daha kullanamadım. Ben de gideceğim kafasını kurdum. Sen bana konuşmamam dedin, anladın mı? Bak, direkt bana öyle dedim. Bak şimdi ben uyardım Batı. Dedim ki hani deme oğlum öyle dedim gevşek mi bir şey. Bana dedi ki sana ne oluyor lan dedi, sen dedi konuşma oradan.
Ben ondan sonra aynen, yükseldim zaten. Ya uyarma var, uyarma konularda var şimdi. Senin de feri çıkışların var. Sen her ya konuya sana ne lan bilmem ne lan. Lan dedim direkt sana ne lan konuşma lan diyorsun. Ben de yükselirim yani. Sana ne lan konuşma lan diyorsun. Sen desen ki kanka bir saniye seni ilgilendiren bir konuyu bir geç. O zaman susarım yani anladın mı? Ama sen diyorsun ki konuşma lan sen sus lan falan diyorsun. E geliyorsun işte. Sinirleniyorum abi niye giriyorsun sen mevzuya? Senin o aranda olan bir şey değil ki. Gireyim mi? Ha? Bak diyor ki buna müdahale olacak insan sen değilsin demek istiyor. Berke cevap versin. Avukat iyi bir. Bir de bizim buradaki... Ben öyle geçer, yanlış mı anladım Bat? Üçüncü kişiler devreye girdiği zaman iyice geriliyor bana. Bat sen de izin al gel. O izin verdin mi lan? Konunun merci iki kişi, üçüncü kişi devreye... Tatlı değil yılanı deliğinden çıkarttı. Arka tartışmanı isteyecek en son kişi. Ya biliyorum. Seni asla öyle bir şey teşvik etmem. Asla buna da izin vermem. Ama... Birazcık ağzından çıkanı kulağa duysun ya. Kulağına karşı böyle tepki. Herkes hakkında bir şey oluyor böyle. Hayırdır? Tamam süper. Çok güzel söylüyorsun. Zaten herkes fikrini söyler ama zaten haklısınız, haklısın. Ama sen bu şekilde böbürlenerek söylersen... O sesini yükseltirse ben de yükseltirim. Bak, benim de boğazım. Bak, ilaç tartışmalar olabilir. Bak mesela biz de seninle tartıştık ama saygı çerçeve... Sen ne zaman bana sus lan? Ben sana öyle bir şey konuşamam tamam, zaten. Tamam bir şey soruyorum. Bir şey soruyorum sana. Yok. Benim de haddime değil, senin de haddime. Bir şey soruyorum sana. Lan man ne demek? Lanlı manlı konuşmak ne demek? Bilmiyor, bilmiyor. Ya arkadaşlar mesela, bu çocuk zaten yediği, yaptığı bir saniye, her altı... Bu açıkla ya bunu. Ya, şaka diye açıklayan bir çocuk. Konuşmak arkadaşlar demek. Yanlış ama ben onu buraya savunuyor gibi mi şey yapıyorum? Yo, hani sen onu savunuyor gibi şey yapmıyorsun ben da zaten sanki hani böyle ben... Tam ben deseydin şey ki kardeşim sen yükseldin, ama kız da yükseldin. Ama seni eleştiriyorum. Bak hayır, sen ekstra yüksek bir şekilde bebeğim cevap veriyorsun. Ben sadece bunu dilemeye getiriyorum. O sorusu ağzını burnunu bozdu yani. O tamam. Hani i̇şte suslan o zaman gibi da ben çok evet, yanlış. Bir yerimde ama oturacak bizi bir insan sinirlendiren değilim. Nokta ne biliyor musun? Sürekli bir şeyler yapıyor ve bunu insanların ortasında söylediğimizde şakaya çeviriyor çocuk. Ve biz şımarttık. Gerçekten komik. Çocuk. Şöyle bak Nine 19 yaşında yeri geliyor benden daha olgun hareketleri oluyor. Yani bir lafını söylüyorsan arkasında dur. Erkekler evi karışık. Popülerlik oylaması var. Kim mesela elenmek için yazılacak hiçbirimizin bir fikri yok. Biz mi elemek için? Biz kimi eleyelim diye. Herkesin bizlerden bir şipi mi var. Yani sen kankamsın. Seni hiçbir şekilde düşünmüyorum. Tuğba'nın koruması var bu hafta. O yüzden mecbur olarak biri yazılmak zorunda. Bitmeyecek zaten. Ya belli olmaz zarflardan çıkana göre. Kim evini koruyacak, kim şey olacak belli değil. O yüzden ki zıtlaşmalardan dolayı... Kimi düşünüyorsun? Yani şöyle bir şey düşünmüyoruz aslında. Şey tamamen yarına bırakacağız. Ben ne düşünüyorum? Benim... Seni düşünemezler de bu arada. Neden? Benim korumam mı var? Ben geldim çünkü. Çünkü senin hayatında bir Süpermen'in patron Berke var elma var. Süpermen burada rahat ol. This an absolute shot. Deyip bu hafta eğleniyormuş bir de. Bak ben seni uzağa atıyorum. Yok ya. Vallahi işte düşünüyoruz. Ya, ben bu hafta mesela şey. Bu hafta baktığım zaman kim bana saygısızlık yaptı? Ben bu eve geldim ve beni oturtturmadı Leyla. Leyla'yı seviyorum kişisel olarak. Hiçbir problemim yok. Gideceğini de düşünmüyorum ama tek yazabileceğim aday şu anda Leyla diye düşünüyorum. Yanlış mıyım? Doğrusun. Evet. Haklı. Kendine saygısızlık yapıldığını dün Görkem'le de bir tartışma yaşadı, çok yükseldi. Evet, ona da çok gereksiz yani. Bence bir de bir şey söyleyeceğim, ve o kadar gerekli bir durum çocuk yoktu. Hani çocuğa bağırıyor, çocuk en sondayım. İnanılmaz zaten, sesi çok yükseliyor kavgalarda. Çocuk da doğal olarak sesini kıs dedi yani. Evet, evet. Bu kadar, hani bir susar, iki susar. Ki konu onunla alakası bile değil. Olmayan bir şey. Aynen. Geliyor, atlıyor falan. Yani o yüzden şahıs kadrosu öyle olabilir öyle ama değil. Sonra da geldi benden özür diledi şey yaptı hani kusura bakma belki dedi sana karşı bir şey yok. Benim de ona karşı bir şey yok ama birini mecbur yazmak zorundayız. Geri gelecekler beni de mecbur yazacaklar. Misal veriyorum o yüzden belli değil yani daha karar vermedim. Ben gelsin, de Leyla'ya kuruldum. Gelsin sıkıntı değil. Leyla birazcık fazla sinirli ya. Nihli'ye demiş en ki Oğuz hala Dilara'ya bakıyor falan. Sanki biz adım atıyoruz. Yine kadınların klasik ne alaka? Davranışları. Evet o evde karşı birbirlerine hep şey yapıyorlar böyle. Ona bak. Ki senin Dilara'yla olan bütün bağlantın da koptu yani anladın mı? Hem Oğuz'la beraber bir iki. Ya bu çocuk ağzına Dilara lafını almıyor bile. O geldiği zaman da uzaklaşıyorum. Ondan sonra ayıp olmasın şimdi bir... Hani tanışma yoluna giriyorlar. İnşallah çok mutlu olurlar. Çok isterim. Oğuzhan da yakın arkadaşım seni. Oğuzhan'ı da seviyorum. Ondan sonra Dilara'nın kendisine de saygım var. Hiçbir problem yok. Ama yani
Leyla sen neden yapıyorsun ortalığı bunu? Ortalığı niye şey yapıyorsun? Heh, yani anladın mı? Bir de iyi giden biliyorsunuz yani ben şu an dünkü problem dışında hiçbir sıkıntı yaşamıyorum kızla. Hani sen görüyorsun hatta Ozan gördü bizi şeyde dünkü kritikte ne kadar tatlısınız falan filan dedi. Yani her şey gider giderken sen neden kızın kafasını kurcalamaya çalışıyorsun? Anladın mı? Ben bunu soracağım Leyla'ya. Sor bir bakalım yani. Sormadan cevabını alamazsın zaten kanka. Ne yanlış yaptım en sonki olaylardan sonra? Tamam geçmişte yaptığım hataları ben zaten kabul ediyorum. Bunları zaten dile getirdim. Özrümü diledim. Burada da özel olarak da konuştuk. Her şeyi anlattım, anlattın. Ama sonrasında ne yaşadık da biz böyle bir enerjimi düşürüyorsun? Murat bizim tanıma yolumuz bitti farkındasın. Elimden geleni fazla yapıyorum ama sen bana ben tanıma yolumuz bitti. Tamam. Sen bunu endeksleneceğine senin ben bunu endekslemiyorum. Bu konuyu ben seninle telefonda konuşayım. Ben ne yapıyorum? Sana yaklaşmıyor mu güzel bir şekilde? Bana bir yükselme. Hayır ben şu an yükselmiyorum. Ben sana güzel gelmeye çalışıyorum her seferinde. Sen kafamı kurcalayan bir şeyler var. Senin kafanın neler kurcalıyor? Hakikaten. Söyleyeyim mi ben? Hani böyle bir şey söyle. Kafanı senin neler kurcalıyor? Söyle. Hayır varsa bir şey söyle. Ben özellikle bugün buraya geldim. Hayır bir şey varsa kurcalayan bir şey. O kafandaki şeyi kurcaladım. Açıkla konuşalım. Götür, söylemedin bir anlatma. Şeyse söyle sen de. Özel olarak da konuşabiliriz bu arada. Ben ona takılıyorum. Bak, önemli herkes, değil ya. Bak, insanlar hata yapabilir. Önemli olan hatadan ders çıkarmaktır. Ben zaten yapmış olduğum şeylerin arkasına sığınmıyorum. Özrümü de diledim defalarca. Tamam, ne senin gönlünü kazanmak için elimden gelen en iyisini yapacağım da diyorum. Yani 1.90 boyunda adam sana şirinlik kedilik kedi gibi yaklaşıyor mu yanına ya?